Haliyle 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 olacak. Eşkenar üçgenin kenarları birbirine eşittir. 10. Burasının da 10 olması için x 7'dir arkadaşlar. B şıkkı. Eşkenar üçgenin kenarlarının birbirine eşit olduğunu unutmamalıyız ve burada tabii ki eşkenar üçgende bol bol 30 60 90 yapmamız gerektiğini de haliyle 30'un karşısına a dersek 90'ın karşısına 2a demeliyiz. Kenarlar birbirine eşit. 2A artı 3 eşittir. A artı 8. A gördüğünüz gibi 5 oldu. Böylece bir kenar 8, 5 daha 13 olur. Haliyle cevabımız A şıkkı. Böyle aşırı derecede sıkıntı çekmemek için şöyle bir tavsiyem var. Normalde tabii ki şu çevre dediğimiz şey bu maviyle böyle taradığım yer. Şimdi burada böyle zaten harf fazla vereceğiz. Şunu düşünürüm ben. Şimdi arkadaşlar 3A ya. Normalde bu üçgenin çevresi ama şurasını almayacağız. O zaman 3a'dan neyi çıkarmam lazım? B'yi çıkarmam lazım. Sonra devam ediyorum. Yine şu üçgeni alacağız şimdi. Bu üçgeni alırken normalde şu kırmızıyla gösterdim 2a'yı almamız lazım. Ama 2a'nın neresini almıyoruz bakın? Şu kısmını almıyoruz. E ee, pardon o b'ydi. Oradaki arkadaşlar 2b'yi alacağız. Ama nereyi almayacağız? Yeşille olan yer yani C'yi çıkartıyorum. 2B eksi C oldu. Sonra aynı şekilde burada arkadaşlar şöyle renkle bir göstereyim. Bu kenarları almalıyım aslında. Onlar da 2C yapar ama nereyi alamıyorum yine? Şu kenar alamıyorum. O zaman D'yi çıkartıyorum. Sonra da artık buraya geldiğimde yine aynı şeyler. 2D'yi almalıyım ama oradan dolayı E'yi alamıyorum. En sonda 2e'yi alıyorum arkadaşlar komple. Buradan artık 3a b 2b burada 3a artı b oldu, c oldu, d oldu. Bir de e oldu. Cevabımız e şıkkı. Eşkenar üçgende arkadaşlar sonuçta ikizkenar üçgen mantığıyla tabana inendik. Tabanı ikiye böler. 1 7 8 4 4 bölecek. O zaman bakın şöyle ah böldüğü zaman BH4 HC4 olur. Tabii ki 30 60 90 üçgeninden dolayı bir de burası 4'ün köküç katı 4 köküç. Şimdi Pisagor yaparsak burada 48 artı 9 57 eşittir x kare kök 57 e şıkkı. Eşkenar üçgen olduğu için bir kere 60 dereceyi atlamamalıyız. Burası yine 60 derece bakın 30 derece. Ters açıdan yine 30 derece. 120'den dolayı bak D açısı da 30 derece veya 30-60-90'dan. Kendiliğinden böyle bir ikiz üçgen oldu. 30-30-120'nin özelliği AAA kök 3. Burası 4 oldu. 60'ın karşısı kök 3 30'un karşısı 1. Böylece 90'ın karşısı 2 olmuş oldu. AC eşkenar üçgen dediği için 6 geldi D şıkkı. Eşkenar üçgende tabii ki 30-60-90'ı unutmamalıyız. Bakın böyle 30'un karşısı 2 olacak. Bir kenar zaten 10 olduğu için 5-5 oldu. Şimdi arkadaşlar toplam kenar 10 olduğu için 8 kaldı 60 derece. Hemen 8'i gördüğüm için kosinüs teoremi yerine karşısından dikindireceğim 4 olacak. Şöyle t dersek dt'ye de 1 kalır. 60'ın karşısı 4 kök Bakın Pisagor 48 bir daha 49 7 birim oldu C şıkkı. Eşkenar üçgende Herhangi bir noktadan indirilen paralellerin toplamı 3 tanenin toplamı bir kenara eşitti. Burada 2 paralel var. O zaman üçüncüyü biz indirelim. Şöyle bir KT paraleli. İşte bu kırmızıların toplamı bir kenardı. Şimdi paralel çektim ya yöndeşten dolayı bak burası 60-60 oldu. 60'ın karşısı 2 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı 4'tür. Bundan dolayı 4 artı 1 artı 2. Bir kenar 7 birim oldu. Çevresi de 21 A şıkkı. üçgen olduğu için hemen 60'ı yazalım. 60. Bakın böyle 60. Sonra eşkenardan dolayı yine 60. 30 oldu. Kendiliğinden bakın bir 30, 60, 90 çıktı. Buraya 2A dersem böylece burası A olacaktır. 30'un karşısı olduğu için eşkenar üçgenin alanı formülü neydi normalde? A kare kök 3 bölü 4. Bu yüzden 2A'nın karesi kök 3 bölü 4 eşittir. 16 kök 3 dersek A buradan arkadaşlar kök 3'ler gitti. 2A'nın karesi 64 oldu. 2A8 A da 4 yaptı. A4 olduğuna göre CED'nin alanı 4'ün karesi kök 3 bölü 4'ten 4 kök C şıkkı. Kenar üçgen arkadaşlar burası 60 derece. Şurası 45 derece. E haliyle tabii ki burada A'dan indirmeyin. Sonuç olarak 60 ve 45'i kullanabileceğiniz şekilde böyle indirmek daha mantıklı. Bakın 45 45 45. 45'in karşısı 3 kök 2 olur. 60'ın karşısı 3 kök 2 ise e, kök 3'te biri olacak. Burası kök 6 gelir. Böylece 2 kök 6 gelir. B şıkkı olur. Kolay bir şekilde halletmiş oluruz soruyu. Bir AYT kitabı ya arkadaşlar. Sonuç olarak bazı sorularda genel olarak TYT'yi hallettin. Temel bilgilere hakimsin soruları da var. Bu öyle bir soru. Şimdi eşkenar üçgen olduğu için bir kere burası 60 derece değil mi? Haliyle şöyle bir bilgimiz var arkadaşlar bu çemberde olur. İki tane açı aynı kirişi aynı yayı ne zaman görür? Çemberde. O yüzden aslında burada köşelerden böyle bir çember geçer tamam mı? Bu aklınızda bulunsun. Çemberde de bazen kullanıyoruz çünkü. Haliyle artık şunu da söyleyebilirim. Bak C açısı AB yayını görüyor ya aslında buradaki D açısı da aynı yayı gören çevre açıdan dolayı 60 derece arkadaşlar. Şimdi ee, Kosinüs teoremi yapıp hemen BC'yi bulayım bir. 32 artı 2 eksi 2 çarpı kök 2 çarpı 4 kök 2 çarpı kos 120 eksi 1 bölü 2 eşittir BC'nin karesi. Böylece BC arkadaşlar kök 42 geldi. Haliyle burası da kök 42 oldu. Bunun bize faydası şudur. Artık burada yine 60 derece var ya. Kosinüs teoremi yapmayalım bu sefer. Şöyle dik indirelim. Nasıl olsa çift sayı 4 kök 2. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 30'un karşısı dh arkadaşlar 2 kök 2 olacak. 60'ın karşısı 2 kök 6. 42'den 24 çıkarsa 18 böylece haşağıda 3 kök 2 oldu. DA uzunluğu 5 kök 2 geldi. E şıkkı kabul ediyorum zor bir soru. Burada arkadaşlar lütfen şeye dikkat edin. Sonuç olarak 4 ve 1 verilmiş. A açısı 60 derece. E değil D 90 verilmiş. Bunun bize katkısı şöyle olacak. Biz yine bildiğimizi okuyup şöyle dik indireceğiz 90'ın e, 4'ün karşısından. 60'ın karşısı böylece e, 60 diyorum pardon. 30'un karşısı böylece 2 olacak. Yani 1 kalacak. Şuraya harflendireyim. E haşa 1 kaldı. Buradaki e, A H, D üçgeninde de 2 kök 3 oldu HD uzunluğu ve Öklit dikten an hangi soru hangi konu olursa olsun bir öklide düşünmeliyiz. Y çarpı 1 eşittir 12'den Y 12 yaptı. Demek ki arkadaşlar 12 2 daha kenar uzunluğu 14 bu yüzden X'e de 10 kalır. Bakayım bir cevap şıklarında D şıkkıymış. soru arkadaşlar gıcık bir soru zor bir soru. E, sınavda çıkmayacak bir soru ama böyle hani derece yapan öğrencilerimiz ya da böyle geometriye hevesli olan öğrencilerimiz bazen bu tarz soruların çözümlerini merak ediyorlar. Onlara göstermiş olayım. Yani bunu hayal etmeli miyiz hocam? Bunu görmeli miyiz? Hayır. Bir böyle hani fantastik çözüm olarak düşünün. Şimdi şurası alfa. Buraya beta diyorum arkadaşlar. Şöyle burayı alfa olacak şekilde şu BDC üçgenini buraya yapıştırıyorum tamam mı? A e, buraya da D üstü diyeyim. AD üstü C üçgeni olarak. Şu DC buradaki yine 4 arkadaşlar. Kök 19 buradaki yine kök 19 tamam mı? Şimdi alfa artı beta burada 60 derece ya. O zaman arkadaşlar burada da alfa artı beta 60 derecedir. Haliyle 60 olduğu için 60'ın etrafındaki iki kenar eşitse bu eşkenar üçgendir. Bakın şu DD üstü C üçgeni. Bu yüzden bu da 4 olur. Bak burada artık şöyle bir durum var. Şu açı 60 derece o kenarda dursun. 16 artı 3 19'a eşit. O zaman bu nerede var? Sadece Pisagor'da. Pisagor'da a kare artı b kare c kare eşittir. Böylece kök 3, 4 ve kök 19 Pisagor'u getirdi. a, d, d üstü de 90 oldu. Totalde bakın orası 90 artı 60, 150 derece yaptı b şıkkı.